olan Türkiye Cumhurbaşkanı. Azerbaycan Milli Meclisi'nin değerli başkanı, değerli davetliler, öncelikle davetimizi kabul edip Cumhuriyet resepsiyonumuza gelerek coşkumuza ortak olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sözlerime başlarken Anadolu'nun vatan kılınmasında Sultan Asparslan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm kahramanları rahmetle ve şükranla anıyorum. Vatanı, devleti, bayrağı, bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda kahramanca mücadele ederek canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak, Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan Azerbaycanlı kardeşlerimi, kahramanca mücadele eden Azerbaycan ordusunu ve Ali Başkumandan Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'i zaferleri nedeniyle bir kez daha tebrik ediyoruz. Vatanları uğrunda canlarını vererek şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere şifa dilerim. Herkesin çok yakından bildiği gibi tek millet iki devlet anlayışıyla Türkiye toprakları işgal edilmiş kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında her platformda yanında olmuştur. Vatan muharebesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir demiştir. Artık uluslararası kuruluşların sağlayamadığı adalet ve güvenlik sağlanmış, Kafkaslar'da kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Bu barış huzurdan sadece bölge ülkeleri değil tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Türkiye Avrupa'nın en doğusunda, Asya'nın ise en batısında yer alan benzersiz jeopolitik konumu ile devletler arası ticaretin, ulaşımın, nakliyenin ve kültürlerin kesişme noktası ve güvenli bir geçiş ülkesidir. Tarihi zenginliği, dinamik ekonomisi, güçlenen kurumları ve insan kaynağı ile bölgesinde ağırlığı artan bir konumdadır. İstikrar ve güvenliğin bölgemiz, ülkemiz ve komşularımız için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla bölgemizdeki terör yapılanmaları, asimetrik tehditler ve yeni sınamalarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Küresel ve bölgesel pek çok meselede güven artırıcı önlemler ve inisiyatif almaya devam edilecektir. Barış ve istikrarın teminine yönelik olarak da gerginliği azaltacak, güvenliği artıracak adımlar için çabalarımızı sürdüreceğiz. Küresel barışın teminatı olarak kurulan Birleşmiş Milletler Sistemi bugün aldığı kararlarla ne çatışmaları önleyebilmekte ne de başlayan çatışmaları bitirebilmektedir. 21. yüzyılda ne yazık ki hiçbir coğrafyada terörü, iç savaşları ve ilhaka veren egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan savaşları akan kanı ve gözyaşını durduramamıştır. Kural temelli düzenin sarsıldığı ve bozulduğu, yeni uluslararası düzen arayışının yaşandığı bir ortamda daha adil bir dünya için umut ve güven veren, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, adaleti merkeze alan, kural temelli, yeni bir küresel sisteme olan ihtiyaç her gün daha elzem hale gelmiştir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil, temsile dayalı bir güvenlik konseyi mimarisi insanlık için tercihten öte bir zorunluluktur. Küresel adaleti tesis etmek zorundayız. Türkiye tüm bu adaletsizliklere karşı durmaya,
dünyaya, dünyada huzur ve refah arayışının bayraktarlığını yapmaya, dünya beşten büyüktür demeye, daha aktif, barışçıl ve insani bir dış politika izlemeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, bugün ülkemizin adı, bayrağı, gölgesi sınırlarımız dışında bile güvenin, huzurun ve umudun sembolü haline gelmiştir. Bölgemizde uzunca bir süredir vicdanları kanatan haksızlıklara karşı sergilediğimiz aktif ve dirayetli tutumla belirleyici küresel güç konumumuzu dost düşman herkese kabul ettiriyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş Türkiye ve Azerbaycan'ın ve bölgemizin önemini bir kez daha göstermiş ve artırmıştır. Küresel gıda ve tedarik krizine çözüm üreten Türkiye, Azerbaycan'la birlikte enerji krizine de çözüm üretecek, arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak yol ve araçların geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Avrupa'nın değişen güvenlik ve enerji mimarisinde Türkiye ve Azerbaycan kritik öneme sahip iki ülkedir. Türkiye 255 diplomatik misyonu ile dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5. ülke olarak Covid pandemisi döneminde din, dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeksizin dünyanın 161 ülkesine 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme, maske, hibe göndermiştir. Bugün Türkiye ve Azerbaycan karşılıklı olarak pasaportsuz seyahat edilebilen ülkelerdendir. Diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesini hedef alan tarihi Şuşa Beyannamesi hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 5000'den fazla kayıtlı Türk şirketi Azerbaycan'da, 3000'e yakın Azerbaycan sermayeli şirket Türkiye'de faaliyette bulunmaktadır. İkili ticaretimiz 5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, haklı davasında yanında olduğu gibi azatlık sonrasında da Karabağ'ın imar ve inkişafında Azerbaycan'ın yanındadır. Türkiye bütün imkanlarıyla, kamu ve özel sektör tecrübesiyle, altyapıdan üst yapıya, tarımdan madenciliğe, enerjiden savunmaya kadar her alanda en önde olan ülkedir ve öyle olmaya da devam edecektir. Sözlerime son verirken bir kez daha resepsiyonumuzu onurlandıran Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Sahibe Kafaroya'ya, Sayın Bakanlara, Milletvekillerine, Büyükelçilere, Uluslararası Kuruluşların Temsilcilerine, İş dünyasına, vatandaşlarımıza, siz değerli dostlarımıza ve basın mensuplarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Hürmetli Cenab-ı Sefir, hanımlar ve cenablar, aziz dostlar. Ceza verin, kardeş Türkiye'nin milli bayramı, Cumhuriyet Günü münasebetiyle Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti Cenab-ı İlham Aliyev'in en samimi tebriklerini ve hoş arzularını size çatdırım. Hürmetli hanımlar ve cenablar, 99 yıl önce Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğiyle başlanmış Cumhuriyet kuruculuğu yolu, kardeş Türkiye'ni dünyanın en kudretli devletlerinden birine çevirmiştir. Xüsusən qeyd edilməlidir ki, son illərdə Türkiye Respublikasının Prezidenti, Böyük Siyasi və Dövlət Xadimi Cənab Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliyi ilə Türkiye xalqının yaradıcılıq enerjisinin birləşdirilməsi həyatın bütün sahələrində möhtəşəm uğurlara gətirib çıxarmışdır. Türkiye Respublikasında, eləcə də Türkiye Respublikasının iştirakı ilə dünyanın digər bölgələrində, xüsusən Cənubi Qafqazdan, həyata keçirilən iri miqyaslı layihələr xalqların rifahına və tərəqqisinə xidmət edir. Əziz dostlar, Türkiye Respublikası beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz sahibidir.
Hesap edirəm ki, bu nüfus bir tərəfdən və təbii olaraq onun siyasi, iqtisadi, hərbi, intellektual, mənəvi potensialı və geosiyasi önəmi ilə bağlıdır. Digər tərəfdən isə və xeyli dərəcədə bununla bağlıdır ki, Türkiyənin xarici siyasəti bugün dünya miqyasında böyük ehtiyac duyulan haqq, ədalət və dürüstlük meyarlarının üzərində qurulmuşdur. Qardaş ölkənin qarşıya çıxan beynəlxalq problemlər barəsində nümayiş etdirdiyi obyektiv mövqe dünyanın yaşadığı indiki təhlükəli dövrdə bir mənalı olaraq sabitləşdirici rol oynayır. Hörmətli xanımlar və cənablar, məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanla Türkiyənin ortaq köklərdən və dəyərlərdən güc alan dostluq və qardaşlıq münasibətləri böyük inkişaf yolu keçmişdir. Ötən ilin iyun ayında imzalanmış Şuşa bəyannaməsi bu münasibətləri ən yüksək zirvəyə, müttəfiqlik zirvəsinə yüksəltmişdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lider Heydər Əliyevin ifadə etdiyi kimi, bir millət, iki dövlət olan Azərbaycan və Türkiyə bütün məsələlərdə bir-birinin yanındadılar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sözləri ilə desək, dünyada ikinci belə ölkələr yoxdur ki, bir-birinə bu qədər bağlı olsun. Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyulması üçün aparılan 44 günlük vətən müharibəsində Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstək bütün Türkiyənin, Türkiyə xalqının tutduğu qəti mövqe Azərbaycanın haqqı işi uğrunda mübarizədə tək olmadığını göstərdi və bizə əlavə güc verərək böyük zəfərin qazanılmasında önəmli rol oynadı. Bugün Türkiyə, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən bərpa quruculuq işlərində də, bütün digər məsələlərdə də bizim yanımızdadır. Və bir neçə gün öncə biz hamımız Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının digər müəssisələrinin açılmasını, yeni infrastruktur obyektlərinin təməllərin qoyulmasını sevinç və qürurla izlədik. Və eyni duyğuları biz ötən il Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında dövlət başçılarının iştirakı ilə keçirilən digər tədbirlərdə yaşamışıq. Əminəm ki, Azərbaycan-Türkiyənin birlik və həmrəliyi qarşıdakı illərdə xalqlarımıza yeni-yeni uğurlar gətirəcəkdir. Əziz dostlar, qardaş Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, dəyərli fəaliyyətinizə uğurlar. Qardaş Türkiyə xalqına daim firavanlıq və əmin amanlıq arzulayıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun.